elleri, kolları ya da ağızları olmadan böcek yakalayabilen ve etçil bir beslenme hayatı süren, dünya üzerinde pek çok grup bitki, kısmen ya da tamamen etobur özellikler göstermektedir. Olağanüstü böcek yakalama başarısı gösteren bu canlıların özel av teknikleri ise her zaman merakla izlenmektedir. Genellikle bataklık gibi besinden yoksun topraklarda yetişen bu etobur bitkiler, zamanla besinleri toprak dışından temin etmek için dahice sayılabilecek böcek yakalama yöntemleri geliştirmişlerdir. Böcek yiyen bitkiler olarak da adlandırılan bu bitkilerin yaprakları, böceği yakalayıp sindirebilecek özellikte bir yapıya sahiptir. Etobur bitkilerden ibrik otu ve sinek kapan, en çok bilinen böcek yeme özelliğine sahip bitkilerdir. Canlılar aleminde, canlıların karakteristik özellikleri kesin çizgilerle belirlenememektedir. Bu nedenle canlılarda fizik ve kimyada olduğu gibi kesin genellemeler yapılamaz. Canlılar, bitkiler ve hayvanlar olarak tanımlanır. Bitkiler için saldırgan olmayan, hareketsiz canlılar, hayvanlar için ise hareketli ve saldırgan tabirleri kullanılmaktadır. Ancak ne var ki bu canlıların içinde yer alan, et yiyen bitkilerin varlığı ve avını yakalayabilmek için kurdukları tuzaklar halen insanoğlunu şaşırtmaktadır. Etçil bitkilerin avlanma metotları genelde aktif ve pasif kapan olarak ikiye ayrılır. Aktif kapanı en iyi örnek Venüs sinek kapanıdır. Bu bitki, böcekleri kendisine çekebilmek için aromalı bir nektar salgılar. Bu nektara kanan böcekler, bitkinin kapan şeklindeki yaprağı içine girdiklerinde, kapan saniyenin 30'da biri bir hızla kapanarak böceği hapseder ve tuzağa yakalanan böceği hazmetmeye başlar. Böcek bir hafta içinde tamamen sindirilerek bitkinin besin ihtiyacını karşılamış olur. Pasif kapanların iki ana türü mevcuttur. Bunların en ilginçlerinden birisi eski sinek kağıtları gibi yapraklarında yapışkan bir sıvı üreten bitkilerdir. Bu bitkilerin yaprakları şekerli ve yapışkan damlacıklar üretir. Bu damlacıkları yemek için konan böcek yaprağa yapışır ve bir daha kurtulamaz. Daha sonra yaprak böceğin etrafını sararak böceği hazmeder. Bu tür bitkilere en iyi örnek droseralardır. Drosera, yaprakları avını sararak hazmettiği için hem aktif hem de pasif kapan özelliklerine sahiptir. Bu bitkiler niçin et yerler? Özellikleri incelendiğinde etobur bitkilerin besin bakımından fakir topraklarda yaşadığını belirtmiştik. Et yiyen bu bitkiler yaşadıkları ortamdan alamadıkları azotu, yakaladıkları böceğin proteinini sindirerek elde ederler. Peki, bu bitkiler böcek avlamadan yaşayamazlar mı? Tabii ki yaşayabilirler. Ancak böcekle avlanmalarına kıyasla gelişimleri çok daha yavaş olur. Ayrıca bitkilerde gözlemlenen bu hareket bilinçli değil, tamamen basit Turgor prensipleriyle gerçekleşir. Etobur terimi daha çok hayvanlar için kullanılan bir terim olmasının yanında, günümüzde etle beslenen etobur yapıda 600 civarında bitki çeşidi bulunmaktadır. Etobur olan bu bitkiler tıpkı diğer gerçek bitkiler gibi tüm özellikleri ve donanımlara sahiptirler. Fotosentez de yapabilen bu canlılar aslında fakir topraklardan alamadıkları bazı mineralleri elde etmek için böcekleri tüketir. Et yiyen bitkiler nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir? Çoğu etobur bitki sulak, bataklık özelliği gösteren, toprağı az yerlerde yaşar. Bazı özelleşmiş türleri ise kayalık ve kurak yerlere adapte olmuştur. Bu bitkiler alamadıkları mineralleri alabilmek için bazı değişimlere de uğramışlardır. Diğer bitkiler gibi iletim demetlerine sahip yeşil ve çiçekli bitkilerdir. Hatta böcekleri cezbetmesi açısından son derece renkli ve güzel kokuludurlar. Böcek tüketmeden geçirilen bir yaşam, gelişimleri ve sağlıklı büyümeleri için bir engeldir. Bitkiler, protein yapımı için gerekli azotu ve hücre duvarı için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bu tür bir besin alma yöntemi geliştirmişlerdir. Bu sayede çekirdeğin yapısına katılan fosfatı ve klorofil için gerekli demiri de sağlayarak yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmekte ve nesillerini sürdürebilmektedirler. Etobur bitki grupları, Venüs kapanı bitkileri, menteşeli bir dişliye veya midyelere benzetilebilir. Orta kısmında bulunan tüylere dokunan böcek bitkiyi uyarır ve bitki hızla kapanarak arada böceği sıkıştırır. Bu böceğin sindirimi birkaç haftayı bulabilmektedir. Sürahi şeklinde olan bitkiler. Tıpkı sürahi gibi üstte uzun bir boyuna, altta ise balonsu su haznesine sahiptir. Üst kısma gelen böcek ne kadar çırpınsa da
boyundan aşağı doğru kayar ve balonsu haznede salgılanan enzimler tarafından sindirilir. Daha çok küçük böcekleri yiyebilen bu grup bitkilerin içinde bir de raja adında küçük fare ve bazı kertenkeleleri de yiyebilen büyük bitkiler vardır. Böcek kağıdı bitkileri, yaprakları üzerinde tüylere sahiptir ve bu tüyler böcekleri cezbeden parlak ve yapışkan bir sıvı salgılamaktadırlar. Bu tür içerisinde yer alan gökkuşağı bitkisi özellikle çöllerde yaşamaktadır. Kese şeklindeki bitkiler. Kese şeklinde bir yapıya sahiptir. Böcek, açık kese ucuna dokunduğu anda bir basınç oluşturarak böceği emer ve kendine doğru çeker. Istakoz kavanozu bitkileri. Y harfi şeklinde bir böcek yakalayıcısıdır. Ağız kısmında bulunan tüyler, böceği çırpınsa dahi hızla aşağı doğru iter. Y'nin alt kısmı diyebileceğimiz mide bölümünde hızlıca sindirilirler. Etle beslenen bitkiler. Sinek kapan bitkisi. İtobur bitkiler arasında en çok bilinenidir. Yaprakları saniyenin onda biri hızında açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Çanak benzeri yaprakları olan cazibeli kokuya sahip bir bitkidir. Yapraklarının yüzeyi tüycüklerle kaplıdır ve bir canlı bu yüzeye konduğu anda hızla kapanarak avını içeriye hapseder. Bu bitkilerin saniyede 200 kere kanat çırpabilen sinekleri kaslı yapıya sahip olmamalarına rağmen nasıl bir manevra ile içeri doğru hapsettiği hala bilim adamları için merak konusudur. Güneş gülü veya diğer adıyla güneş çiçeği bitkisi. Bu etobur bitki yapraklarının dış yüzeyinde tüycükler bulundurur. Yuvarlak yapıdaki bu yapraklar canlı yüzeye geldiği anda yapışkan bir sıvı salgılayarak avın kaçmasını engeller ve kısa sürede içe doğru kıvrılır. Yaprakların dokungaçları üzerinde nektar, yapışkan madde ve enzim salgılanır. Sinekler, böcekler ve hatta kelebekler bu tuzağa kolayca kapılmaktadır. Çünkü güneş çiçeğinin dokungaçları hemen her yöne kıvrılabilme özelliğine sahiptir ve böceği hemen sarmalamaktadır. Tek bir güneş gülünün yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bu şekilde 6 milyon hayvanı yakalayabileceği tahmin edilmektedir. Bu bitki insanlığa sahip olduğu madde ile yapıştırıcı üretimi konusunda hizmet etmektedir. Su ibriği bitkisi. Bu bitkilerde diğer et yiyen bitkiler gibi mükemmel bir mekanizma içinde işler. Bu bitkilerin yaprakları dibinde su bulunan bir tüp şekline sahiptir. Almanya'da su ibriği bitkisinin 300 türü bulunmaktadır. Ve bunlar et yiyen bitkilerin önde gelenleridir. Köksüz büyüyen bir bitkidir. İçi sindirim sıvısı ile dolu sürahiye benzer. Bu bitkiye yaklaşan canlılar kaygan yüzeyden dolayı tutunamayarak kayar ve bu sıvı içerisinde boğulurlar. İçi sindirim sıvısı ile dolu bu tuzaklar kısa sürede sineklerin hareketsiz kalmasına neden olur. Ağdamsı ve mumsu bir yapıya sahip olan bu sıvının içeriği ise tam olarak hala bilinememektedir. Balık yiyen bitkilerde var mı? Balık yiyen su miğferleri adında bir bitki türü vardır. Su miğferleri dünyanın her yanındaki bataklıklarda durgun ve yavaş akıntılı sularda görülen yüzücü bitkilerdir. Gövde saplarının üstünde 6 mm çapında küçük keseler vardır. Bu keselerin girişinde yalnız içeriye doğru açılan birer kapakçık bulunur. Yüzücü böcekler bu keselerin ağzındaki incecik tüylere dokunduğunda kapakçık hemen açılır. Böylece yüzen böcek tıpkı elektrik süpürgesinin tozları emdiği gibi suyla birlikte kesenin içine çekilir ve hemen arkasından kesenin kapağı kapanır. Kesecikler kapandıktan sonra içeriye dolan su özel salgı bezleriyle dışarı tekrar pompalanır ve böylece kese tekrar ava hazır hale gelir. Kapağın kapanma hareketi o kadar hızlıdır ki bilim insanları uzun süre bu kapağın nasıl çalıştığını anlayamamışlardı. Ancak saniyenin her yüzde birinde bir görüntü çeken otomatik fotoğraf makineleriyle alınan filmin incelenmesinden sonra bu düzeneğin nasıl işlendiği anlaşılabildi. Et yiyen bir bitki ile normal bir bitki arasında aslında çok önemli bir fark yoktur. İki tür bitki de böceklere ihtiyaç duyarlar ve iki tür bitki de kendisine böcek çekmenin bir takım yollarına başvurur. Tek fark, böceklere olan ihtiyaçların birbirlerinden farklı olmasıdır. Bitkiler, üremek için kullandıkları polenleri taşıyacak böcekleri kendilerine çekmek için renk, koku,
ve bitki özlerini kullanırlar. Böcekler geldiğinde ise insan gözüyle görülemeyen, böcekler için çok çekici mor ötesi bir ışınla bu böcekleri bitki özüne götürürler. Böcek yiyen bitkiler için üremeden ziyade böcekler birer besin kaynağıdır. Burada da aynı sistem aynı şekilde çalışır. Diğer bitkilerde olduğu gibi bitki böcekleri kendisine çeker. Oxford Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı bu bitkilerdeki ultraviyole ışınları yansıtan unsurların etkisiyle etobur bitkilerin bu özelliğini ortaya çıkarmışlardır. Bu araştırmada özel bir film ve mor ötesi ışın filtresi yerleştirilmiş bir kamera kullanılarak çeşitli böcek yiyen bitkilerin fotoğrafları çekilmiştir. Fotoğraflar birçok tip tuzağın ultraviyole ışınları yansıtan dokulara sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.